Tamam. Tamam Yıldızcığım, tamam. Son kararım. Son kararım. Bu evden taşınmıyorum. Ama tamam. Neden Fikret? Hem oğlumuza yakın olacağız, hem torunumuza, hem onlarla daha fazla vakit geçirme şansına sahip olacağız. Neden? Ha, şimdiye kadar mesele Songül Hanım'ın senden daha sıkı fıkı olmasıydı. Şimdi sebep torun mu oldun? Ben çok yönlü düşünüyorum bir kere. Ben senin gibi sabit fikirli değilim ki Fikret. Bence sen çok çok yönlü saçmalıyorsun. Çok yönlü saçmalıyorsun Yıldız. Şimdi ben evden taşınmıyoruz dediğim için yani sabit fikirli mi oluyorum? Yeniliklere açık olmadığın için söyledim ben onu. Fikret, ne olur Fikret. Beni kırma ne olur Fikret. Lütfen tamam, kırma beni. Tamam, tamam Yıldız. Allah aşkına Yıldız. Tamam Allah aşkına ya. Tamam, bu konuyu düşüneceğim. Yalnız lütfen üstüme gelme, tamam mı? Tamam, gelmiyorum. Arkamdan da gelme. Tamam. Evimizin ettiğimize göre... Yarın oldu bu çocuk beni. Her gittiği yerden... Ben vardım anneciğim, ben vardım anneciğim diye arayan çocuk niye aramıyor beni? Evlendi hemen ilk gününde değişti çocuk. O kız yüzünden. O kız yüzünden hep. Ben niye arayamıyorum? Ben niye arayamıyorum? Anneyim ben. Ben anneyim. Ben doğurdum o çocuğu. Ben getirdim bu yaşları. Ben getirdim. Arayacağım tabii canım. Ne demek? Aa! Ne demek? Acıktın değil mi? Vallahi çok acıktım. Tamam o zaman. Sipariş verelim. Balkonda yer miyiz? Vallahi yeriz. Hadi hemen ara. Tamam. Annem arıyor. Efendim anneciğim. Oğlum. Ah, sesini duydum. Rahatladım yavrum. Ay nasıl merak ettim seni yavrum. Başına bir şey geldi sandım. Sen nasılsın? Lale nasıl yavrum? Anneciğim iyiyim. Bir sakin ol. Lale de gayet iyi. Sen niye birdenbire böyle panik yaptın? Sen gittiğin yerden beni vardım diye hep ararsın ya. Aramayınca başına korkunç bir şey geldi zannettim yavrum. Haklısın anneciğim. Haber versek tabii daha iyi olurdu. Evet yavrum. Tamam balayındasın tabii ama beni de ihmal etmez. Yani beni de merakta bırakmazsan sevinirim. Haklısın anneciğim, düşünemedim. O zaman ben sizin daha fazla zamanınızı almayayım yavrum. Sesini duydum ya. Bu bana yeter çocuğum. İkinizi de öpüyorum. Tamam biz de öpüyoruz seni. Bir daha beni aramamazlık eder mi? Edemez bence bundan sonra kesin edemez. Geldiğimize haber vermedik ya. Merak etmiş. Hmm. Sen ne yaptın canım? Söyledin mi geldiğimize? Yok. Sen de ara hayatım. Düşüncesizlik ettik yani. Annen de üzülmesin. Annem üzülmez ki. Sonuçta nerede olduğumu biliyor. Balayındayız. Doğru söylüyorsun. Benim annem biraz işte bu konularda hassas ya. Evham yapmış. O yüzden aradı. Ve benim annem de hassas Onur. İyi dedin. Ben de bir arayayım haber vereyim. Tamam. Siparişleri veriyorum ben o zaman. Tamam. Lale, güzel kızım nasılsın? Anne anca arayabildim, çok merak etmedin değil mi? Ay, niye merak edecekmişim ki seni? Onunla beraber değil misin? Lale bir şey mi oldu? Niye sesinde telaş var? Senin panik yapmış gibisin. Ha şeyden ya, Yıldız anne Onur'u aradı da. Çok merak etmiş. O yüzden strese girmiş de ben de acaba dedim sen de mi? Ay. Olmamıştır o, olmamıştır. Merak etme. Şimdi siz vardınız ya, sizden telefon beklemiştir o. Siz aramayınca da biraz gazı olmuştur onun. Ben ona bir kasa soda yollarım, bir şeyciği kalmaz. Siz keyfinize bakın. Öyle mi? Yok daha neler anne, gerek yok. Elbette öyle diyorum ama kızım sen safsın be. Safsın sen. Ay anne ablamla mı konuşuyorsun? Hemen anladı seninle konuştuğumu. Anne bir versene. Aa çatlıyor bu tamam. Hadi veriyorum dergisi. Abla ne yaptınız? Güzel değil mi otel? Aha çok güzel. Aa ne oldu? Kötü mü? Kötü ne demek ya? Kötü ne demek? Kötü yanında iltifat kalır bunun. Saçmalama. Berbattı berbat. Onur'a rezil oldum. İnanmıyorum ya. Neyse şimdi başka bir otele geldik. Burası şahane Allah'tan. İyi bari. Tamam merak etmeyin biz iyiyiz tamam mı? Selam söyle hadi. Peki ablacığım tamam iyi eğlenceler size. Ben meşgul etmeyeyim daha fazla. Hadi öpüyorum çok. Görüşürüz. Siparişler tamam. Çıkalım mı dışarı? Biraz hava alırız. Tamam gidelim.
fotoğraflarda çok güzeldi otel, anlamadım. Ya işte böyledir zaten. Ne demişler kardeşim? Ucuz etin yahnisi iyi olmaz. Shakespeare. Ne yapmışlar peki sonra? Yani eniştem hemen bir otel ayarlamış, oraya geçmişler ama ablam rezil olmuş tabii. Ay. Niye böyle diyorsun Nergis? Niye ablan rezil olsun? Allah aşkına o isteyerek mi yaptı? Enişteniz anlayışlı adamdır ama onun annesinin kulağına gitmemesi lazım. Yok anne yok, eniştem söylemez annesine. Ay evet ya, eniştem olgun çocuktur, söylemez. Ne de olgun da onun annesi 6 yaş. Onun çenesinden kurtulmak zor. Daha vardıkları anda düşün, yememiş içmemiş, surat asmış, nerede kaldınız acaba falan diye. İşleri güçleri balığını hep alacak. Olmaz. Olgun olacağım. Bak ben ne kadar olgun. Dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.